Bu arkadaşlar 30 Ocak'ta geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar metni yayınlanacak. Muhtemeldir ki 30 bundan sonra da bu tanıtımdan sonra da Cumhurbaşkanı adayı açıklanır. Bu iki metinle birlikte partilerimizin siyasi işbirliği mimarisi önemli ölçüde tamamlanmış olacaktır. Temel ilkeler ve hedefler metniyle işbirliğimizin dayandığı zemini güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metniyle işbirliğimizin siyasi iskeletini, seçim güvenliği metniyle siyasi sigortasını güçlendirmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisiyle hukuki sütunları, kurumsal reform metniyle kurumsal yapılarını, kurumsal altyapısını açıkladıktan sonra şimdi de yol haritamızıyla süreç yönetim mekanizmalarını ortak politikalar metniyle her alandaki ortak somutlarımızı tamamlamış olacağız. Yani hükümet yönetimini tamamen bitirmiş olacağız. Değerli vatandaşlarımız, çetin siyasi şartlar altında bir yıllık yoğun bir çaba ile ortaya koyduğumuz bu vizyonun hayata geçilmesinin iki gerekli şarta bağlı olduğunun bilincindeyiz. Ortak adayımızın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve TBMM'de anayasa reformu için gerekli çoğunluğun elde edilmesi. Şimdi burada ortak aday tekrardan zikredildiyse o zaman bu ikili aday meselesini falan rafa kaldırmışlardır diye tahmin ediyorum. E bu arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bugün aday meselesi konuşuldu. %99 konuşuldu. E, lakin bize duyurulmadı. Duyurulmayacak da muhtemelen. Ha içeride konuşulanlar muhtemeldir ki yarınki yayına kadar bize gelir. <laughs> Hadi diğer gazetecilere de gelir. Yarın konuşuruz bir neymiş, ne değilmiş, ne konuşulmuş diye tahmin ediyorum yani. Eee Hani şey böyle köşe yazılarında falan görülür. İşte gazeteciler konuşur. Cartürk yarın dediğim gibi konuşuruz muhtemelen. Ama oradan açıklanmaz yani. Şu önemli ama ortak aday vurgusu yapılmış biliyorsunuz. Son günlerde çünkü iki aday mı belki başkası da çıkaracak falan filan. Hani anlaşamazsak bir aday daha çıkarırız gibi konuşmalar vardı. Ee, sanırım orada uzlaşılmış ortak aday denilmiş ve TBMM'de anayasa reformu için gerekli çoğunluğun elde edilmesi. Bu temel şartların sağlanabilmesi için işte seçim güvenliği, ortak komisyon, anayasal çoğunluğu elde edebilmek için milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatif çalışmalar yani atıyorum küçük partiler, deva, gelecek, e, saadet gibi falan diğer partilerin listelerinden seçime girmesi. Bunu çalışılmış. Bunlar da genel başkanlara sunulacak sunulmasına karar verilmiş. Genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespitiyle ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik. Cumhurbaşkanı adayı bu biraz kofti çünkü zaten ikili görüşmeler yapılıyordu cumhurbaşkanlığı konuşmasında mes meselesinde. Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili seçimleri konusunda tam bir uzlaşı kültürüyle hareket edecek ve seçimlerden sonra hem yürütmede hem yasamada yeni bir dönemi başlatacağız. Bu arada başkanlar çıkış yapıyor. Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili seçimleri konusunda falan bu çalışmaların kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla liderler arası toplantıların daha sık yapılmasına karar verdik. He. Bu bağlamda bir sonraki toplantımız İyi Parti'nin ev sahipliğinde 26 Ocak tarihinde yapılacak. Ben bir şey diyeyim mi? Ya bu ayın sonu aday gayri resmi olarak muhtemelen belli olur. Şubat başında da resmi olarak açıklarlar sanırım. Tahmin yani. 26'sında İyi Parti'de toplanılacak. 30'unda bu program açıklanacak. Devam edelim. Belgenin devamı var. Bir dakika bir mesaj geldi. Evet 30 Ocak'ta törenle de açıklanabilir aday. Evet o da bir fikir tabii ki. Devam ediyoruz. Nerede kaldık? Ha, bunu geçtik. Tamam. <laughs> Bu vesileyle ayrıca vurgulamak isteriz ki <laughs> derin fiksi iş başında. <gülüyor> <gülüyor> Bu vesileyle ayrıca vurgulamak isteriz ki son günlerde gündeme gelen erken seçim tartışmaları bağlamında ortak tutumumuz açıktır. Geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemiyle yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. Bunu günlerdir konuşuyoruz olması gereken budur demiştik. Bence doğru karar da verilmiş. Bütün partiler burada ee, mutabık kalmışlar. 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek. Yani 6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçime ise destek vermeye hazırız. Haydi bakalım ne yapacaklar. Değerli vatandaşlarımız, toplantımızda ayrıca gündemdeki siyasi ve ekonomik konuları ele aldık. İsta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyaset da içeren ceza hükmü yargının siyasallaşmasının son çarpıcı örneği olmuştur. Ee, Sarıçan'a da sergilediğimiz dayanışmayla bir kez daha göstermiş olduk tutumumuzu. Sayın Erdoğan'ın kendi yaşadığı mağduriyeti başkalarına yaşatacak adımlar atması güç yozlaşmasının en azın örneklerinden birini teşkil etmektedir. Seçim sürecini etkilemek üzere yargıya müdahale niteliği taşıyacak benzer siyaset mühendisliği çabalarına karşı da dayanışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Son aylarda gündemde yer alan başörtü konusunda da son derece samimi bir istişare ortamı içinde ele aldık. Bunun da konuşulacağını söylemiştik bugün sabah zaten. 12 Eylül'ün darbeci ve 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetinin eseri olan o milyonlarca kadının ee, hayatını karartan uçağı dışı yasan bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz dediğimde olmuş Omega Lul abi Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir hamle yaptı ki şahmat abi çok fa farklı ya bu büyük bir oyun abi siz anlamadınız cahil olduğunuz için biz anlarız twitter'daki 3 tane dürük sizin aklınız yetmez bunlar abi falan gördük bomba kucağımızda patladı anasını satayım muhtemelen anayasa çalışmasına destek verecekler bu arada ancak insan hakları ve inanç özgürlüğü ile ilgili bir konuyu başörtüsü gibi bir sembolü gollük pas olarak gören zihniyete de esastan karşıyız. Başörtüsü yasa dolayısıyla ağır mağduriyetler yaşayan kadınlar için hakaret niteliği taşıyan bu tanımlama Sayın Erdoğan'ın bu meseleyi bir seçim malzemesi olarak gördüğünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İktidar samimi ise bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerileri ön yargısı şekilde yaklaşarak metinlerin uzlaşı ile çıkmasını desteklemelidir. Gör gör izle çıkar kesin. Toplandığımızda ekonomideki son gelişmeleri ele aldık. Akıl bilim ile bütün bağlarını koparan Merkez Bankası bağımsızlığını yok sayan iktidar ülkemizdeki 7 e, Avrupa'da birinci en ülkemiz ta dünyada 7. Ulan ben de diyorum ne oluyor? Avrupa'da birinci en yüksek enflasyona sahip olma utancını yaşatmıştır bu iktidar bize diyor. TÜİK'in enflasyon hesaplamalarının gerçek hayat ve bağımsız hesaplamalarla hiçbir tutarlılığı kalmamıştır. Ücret ve maaş artışlarında TÜİK'in verileri falan filan Ekonomi kötü demişler. İşte yapılan zammı müjde gibi sunuyor. Bu cumhurbaşkanlığı sisteminin ee, keyfiliğini ortaya koyuyor demişler. Ayrıca yük Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Atış'ın Ankara'da güpegündüz sokak ortasında katledilmesiyle daha da aşikar bir şekilde ortaya çıkan kamu düzenindeki bozulma konusunu da kapsamlı bir şekilde ele aldık. Her şeyden önce Sinan Atış'ın ailesine ve sevenlerine taziyelerimizi sunuyoruz. Bu vahşeti daha da vahim kılan husus ise Cinayet sonrasında başta Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, MHP Genel Başkanı olmak üzere ilgili yetkililerin derin bir sessizlik içine girmeleridir. Daha önce siyasilere, akademisyenlere ve gazetecilere yönelik saldırıların faillerinin hiçbir ceza serbest kalmalarını da verdiği cüretle kendileri gibi düşünmeyen herkese saldıran çetelerin elini kolunu sallayarak gezdiği, mafyatik yapıların karşılıklı infazlar gerçekleştirdiği bu ülkede, bir ülkede, kamu düzeninden ve demokratik hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. İşte bizi 12 Eylül şartlarına da 90'lı yılların faili meçhullerine de geri götüremeyeceksiniz. İşte biz, bizi bir araya getiren en önemli sahip olan özgürlükçü kamu düzeni ve hukuk devleti ilkeleri ülkemizde egemen oluncaya kadar ortak bir mücadele vermeye kararlıyız. Bu bağlamda otoriter düzeni sürdürmek için seçimlere olağanüstü şartlarda gitme senaryolarına karşı adil ve objektif seçim şartlarının korunması yönündeki çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bu gelişmeleri kaygıyla izleyen aziz milletimiz asla ümitsizliğe kapılmayınız. Tamam. Siyasi bir rant ve güç paylaşımı olarak değil hak ve adalet e, temelli bir alan olarak gören bizler bu kara bulutları dağıtmaya hazırlıyız. Kimsenin e, cumhuriyetimizin... <laughs> Abiden tam olarak oy mod ya yani ok. Kimse cumhuriyetimizin 100. yılını yolsuzluklarla, yasaklarla, baskılarla ve yoksul e, ...lukla karartmasına izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında... ...toplumsal barışın, insan hak ve özgürlüklerinin... ...adaletin, demokratik hukuk devletinin temiz siyasetin... ...ve refah toplumunun gerçekleşmesi yönünde... ...yeni bir yılın başlangıcı olacaktır. İmza altı Genel Başkan. Önemli kısımları sayıyorum. Bir başörtüsü konusunda muhtemelen... ...sabah ne dediysek o geçerli. Gidip yayın tekrardan dinleyebilirsiniz. Adaylık meselesi konuşulmuş benim anladığım kadarıyla. Bundan sonra daha da sık şekilde görüşeceğiz diyorlar. 26 ya en önemli kısmı şurası kısaca. 26 Ocak'ta İyi Parti'nde toplanılacak İyi Parti Genel Merkezinde toplanılacak. Ee, o arada da yine adaylıklarla alakalı görüşmeler olur diye tahmin ediyorum. Ayın 30'unda da genel programları açıklamak için bir tanıtım toplantısı yapılacak. Ee, böyle iki tane toplantı var. Yani ya 30'unda Cumhurbaşkanı açıklanır ya da 30'unu takip eden hafta içerisinde açıklanır diye tahmin ediyorum resmi olarak. Gayri resmi olarak da muhtemelen biz bu ayın sonunda Cumhurbaşkanı adayını öğrenmiş oluruz arkadaşlar. Yine tahmin. Şimdi bugün ne konuşuldu ne oldu ne bitti bakalım yarın düşmeye başlar meydane. Ha bir de erken seçim meselesi var. 6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçime destek vermeye hazırız diye ben bunun da doğru adım olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani 8 Nisan'dan sonra 6 Nisan'dan sonra kesinlikle destek verilmemeli. Huuu. Bu kadardı. Ben gibi düşünmüyorum. Bekletirler daha bence. Bekletilme. Yok bekletmezler. Yani bizim duyduğumuzda o yönde açıkçası biraz. Neden 6? Şimdi şöyle arkadaşlar olayı bilmeyenler için 6 Nisan olayını. 6 Nisan'dan önce seçim yapılırsa eğer eski seçim sistemi geçerli oluyor. 6'sından sonra yapılırsa bu geçen sene çıkarttıkları seçim sistemi geçerli oluyor. Uzun uzun anlatmayayım şöyle diyeyim. Yeni seçim sisteminde Yap, kendilerine göre yaptıkları için bu sistemi AK Parti ve MHP daha fazla milletvekiline sahip oluyor seçim simülasyonunda yapıldığında ona göre bir sistem var eski sistemde ise daha az milletvekiline sahip oluyor çünkü yeni sistemi kendilerine göre yaptılar bu siyasi bir manevra bu olmasın diye de deniliyor ki altın insandan önce eğer şey yapılırsa erken seçim biz buna onay veririz bu yani alifette burada karlı çıkmak istiyor eski sistemde seçime girmek istiyor. Ee, tarih meselesi bu bu yüzden diğer hükümetten buna doğru bir yanaşma gelirse bilmiyorum ee, ama buraya doğru bu tarihe doğru bir yanaşma olursa zaten kaldığı 3 ay çok hızlı geçecek bir <laughs> diye geçecek yani bakalım göreceğiz ama Çok geç davranmıyorlar mı? Ya bence de şimdiye keşke Cumhurbaşkanı... Ya çünkü niye biliyor musun? Ha bak ben o kadar iyi biliyorum ki ayın 30'una kadar Cumhurbaşkanı tartışılacak ya. Zaten her gün Cumhurbaşkanı adayı şu mu bu mu? Ekremciler Mansurcularla kavga ediyor. Onlar Kılıçdaroğlucularla kavga ediyor. Oradan diyor ki yok benim genel başkanım olsun. Zaten şimdiye kadar bu yapılıyordu. Şimdi bir de iyice betinde de yer aldı ya tarih falan. Şimdi ayın 30'una kadar her gün Cumhurbaşkanı şu, şu olacak. Hayır o çocuk olmayacak şu olacak. Abi, abi, falan işte herkes diyecek ki benim kulis bilgim var. Beyler Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı kesin. Kaynak götüm iyice ayırayım da görün falan. Böyle garip garip çarlar türüyecek yani ortalıkta. Bizi zor bir bir ay bekliyor muhtemelen. Ya bugün bile adamlar toplandı. Ya illa konuşuldu ama Toplantı başladı. Bir saat geçti. Twitter'da başladılar. Şunun Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşmiş. Kesin bilgi. Hmm. <laughs> Göreceğiz. Bir ayımız zor geçecek yani. İbrahim lol. Altın masa Cumhurbaşkanı adayının tespiti için görüşmelere başladı. Diye atmış. Metinde de öyle yazıyor. Evet. Ne pazarlıklar dönüyordur kim bilir. Yapmaları gereken çok basit halbuki. Masu Yavaş adayımız demeleri yeterli. 9 saat görüşecek bir şey yok. Benim siyaset anlayışı. bir <laughs> de. Bence de adaylar belli de. Dediğin gibi orada alışverişler olacak yani. Bazı adayların desteklenmesi için milletvekillikleri falan verilecek. Cert cürt. Tık tık tık. Göreceğiz arkadaşlar.